Yeni çay mı demlesek, ne yapsak acaba? Niye sabahtan beri peşimdesin sen? Aa! Nasıl aa? Numara yapma. Bir saniye bile yalnız bırakmıyorsun beni. Ne oldu, Münir'i mi arayacağımı sanıyorsun? İnşallah aramazsın. Ne diyeyim ki ben sana? Kusura bakma ama böyle düşünmek için nedenlerim var. Olmasın efendim. Aramayacağım dedim, aramam. Bu kez de aynı şeyi yaparsan iyice suçlu durumuna düşersin. Ha, iyice. Bu sefer demek istedim. O sefer bu sefer. Hepsinde haklıydım ben. Korkuttular, ne yapsaydım yani? Öyle bir şeye karar vermek kolay mı zannediyorsun? Ben o durumu öyle örtbas etmeseydim. Ha. Örtbas etmedim de. O kızı apar topar hastaneden çıkarmasaydım ne olacaktı? Ha? Mustafa Dandan herkesi öldürseydi daha mı iyi olacaktı? Sen hiçbir şey bilmiyorsun Meryem Hanım. Neler oldu bilmiyorsun. Kasabalılar suçları yakalasaydı linç edecekti, linç. Sen ne diyorsun be? Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum ben. Bir haber var mı avukattan? Arasana tekrar onu. Başka avukattan randevu aldım. Ama çok iyi bir avukat demişti senin Galip Usta. Hiç olmazsa tanımadığımız birine derdimizi anlatmayız. Bunu da tanımıyoruz ki. En azından Galip Usta'nın adı var. Daha bir sahiplenir. Hadi ara. Bebeğe gidelim mi? Bir kahve içeriz. Hı? İyi, tamam. Alo. Alo Kadir Bey. Evet, benim. Sizi o kadar aradım ki açılınca yanlış numara düştü sandım. Ben Meryem Aksoy. Dünden beri sizi defalarca aradım. Mesaj bıraktım cep telefonunuza. Tamam tamam, aldım mesajlarınızı ama dönemedim, kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Mesajımda da söylediğim gibi rahmetli Galip Usta'dan almıştım numaranızı. Size çok ihtiyacımız var. Pardon, pardon. Ben şu aralar dava almıyorum Meryem Hanım. Öyle mi? Neden? Bir süre çalışmayacağım. Hay Allah. Bizim durumumuz da çok önemliydi. İyi, kusura bakmayın. Rica ederim. Ne yapalım? Ne oldu? İstemiyor muymuş? Peki bize önerebileceğiniz bir arkadaşınız var mı? Tamam, ben bir araştırayım, dönerim size. Eğer ama ilgilenmeyecekseniz lütfen oyalamayın bizi. Gerçekten kaybedecek zamanımız yok. Bak, olumsuzlukları söyleyeyim önce. Yani siz bu aileyi tanıyorsunuz. Bir de aranızda arsa konusunda husumet var, değil mi? Hayır, yok. Yani benim var. Sadece benim. Onların bir sorunu yok. Hastane raporlarında tecavüzden söz edilmediğini söylüyorsunuz. Onu değiştirdiler. Yani oradaki insanları satın aldılar. Olayın ertesi günü hiç imza bile vermeden çıkıp gitmişsiniz. Anlattım ya. Fatma Gül'ü kurtarmak için. Nişanlısı öldürecekti onu. Suçlulardan birinin yüzüğü. Ama o delil de yok elimizde, geri verilmiş. Mecburen. Ondan bir şey çıkmaz. Yani tecavüzü reddedeceklerdir.
Mahkemede kazanırız Fatma Gül. Sahi mi? Söz veriyorum sana. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok. Duydun mu Fatma Gül? Duydun mu? Bak. Ama bakın dediğim gibi yani bu çok zor bir süreç olacak. Yani ikiniz için de ama tabii öncelikle Fatma Gül için daha zor olacak. Olsun. Eğer sonunda ceza alacaklarsa ben razıyım. Tamam. Mesele bitti o zaman ha. İnşallah. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.